Bugün 6 Nisan 2023 Perşembe. Murat Sözkes'in YouTube kanalına hazırlamış olduğu günün programı sizlerleyiz. Ben Murat Sözkes'en. Cumhuriyet gazetesiyle başlıyoruz. Gündemin sırasında çocuklarımızı ev hapsettiği haberi var. Değerli takipçilerim, AKP seçim meydanlarında sık sık en az 3 çocuk önerisi bulunuyor. Ancak aileler artık çocuklarının onun okuluna bile göndermeyecek durumda. Özel okulların masrafları cinsinden yıllık ücret 350 bin lirayı buldu. Bir aileye çocuğunu liseden mezun edebilmesi için 4 ila 5 milyon lira gerekiyor. Yoksulluğun derinleşmesiyle okula aşk eden öğrencilere hapsolan çocuklar eklendi. Eğitim alması gereken çocuklar ailenin özel okul öncesi masrafını karşılayamadığı ya da az sayıdaki devlet anaokuluna gidemediği için evde büyük kaynağı ya da bakıcılarla kaldı. Cumhuriyet Gazetesi. Akşama geçiyoruz. Anketlerde açık ara öndeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanların dili doğru söyler. O unutmayız. Bizim zaferimizle sonuçlanacaktır dedi. Anketlerden ve başkanlığı meclis seçimlerinde açık ara önde olduğunu vurguladı. 24-365 ve 24 ortak kendi arttırma olan Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili aday listelerinde sürpriz isimler olacak. Yasakçılar ve entelektüel isimler var. Siyaset hayatımızda öğrendiğim tek şey bir şey varsa o da meydanın dediği doğru söyler. Unutmayınız Cumhur İttifakı ve bizim zaferimizle sonuçlanacaktır. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden bahsetmesi de konusunda ise bu bir adam meselesi de hızlı partisi başı sözünde bez partisi diyor. Bunu diyen Kur'an-ı Kerim'de kağıt partiler bunlar ne der bunu der. Çünkü yaklaşım tarzları bu dedi. Cumhurbaşkanı başkanısında. Ve spora geçiyoruz. Fanatik gazetesindeki manşet. Aslan'dan kupaya veda. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e yer alan Cimbom Lig'de 7-0 mağlubiyeti rakip karşısında bu kez şok yaşadı. Okan Buruk'un savunmaları rotasyon derdini denediği vardan dönen golleri penaltı beklentilerini damga vurdu. Burada Emre Belezoğlu'nun atıldığı maçta rakibinin çirkinliğine sarı kırmızılar çiftli kupa hedefinde ilk darbeyi aldı. Başakşehir yarı finaldeki rakibi ise Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü oldu. Biz de YouTube Galatasaray'ı kutlayarak ayağına sağlık diyerek Başakşehir'de aynı şekilde Ziraat Türkiye Kupası'nda tebrik ederek başarılar dileklerimizi sonlandıralım. Perşembe günkü maçın kritiklerini ve günün analizleriyle birlikte olduk. Pazar günü inşallah tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve Muazzez YouTube kanalından ayrılmayın. Kendinize iyi bakın.